Baştan aşağı, baştan aşağı. Ondan sonra da dua var değil mi? Önce parfüm mü sonra dua şey mi? Parfümden sonra dua. Bismillah. Kocacığım, gerçekten ekmek parası için yapılan şeyler bunlar. Vallahi ben de memnun değilim. Nasıl ya, güzel mi bu? Ooo, 10 numara kokuyor. Bahar şeysi öyle gibi. Öyle olmaz asırfüs. Aşağılara kadar. Tövbe yarabbi ya. Orayı kim koklayacak? Zaten iyi oluyor. Güzel oluyor böyle. Güzel o zaman. Turist oldu. Tamam mı? Şarkıyı... Dön, arkanı dön. Şarkıyı oturtalım. Pıs 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 pıs. Tamam mı? Böyle. Bu mu? Ha. Bu doğumdan kalan. Güzel. Vallahi bak şu bardağı şuraya koysam. Ay Allah'ım. Dön bakayım. Tövbe yarabbi. Bardak duracak. Bak şimdi şarkıyı söyle. Sen şimdi Nazan Hanım'ın sana verdiği şarkıyı söyle. O kadar. Yanma demezler yanan adama söyleyemem çıkmadan. Yarısını söyle, bir ikisini söyle. Yanma demezler yanan adama. Yanıyor. Kıvır azıcık. Kıvır azıcık hadi. Hadi öyle. Bu gecede. Hadi. Ama hiç şeyim de değilim, olmadı. Ben bunu giydiysem sen kıvıracaksın, hadi. Ben böyle böyle oynatırım seni çok güzel. Ben yanıyorum ya. Yanma demezler yanan adama. Yanıyorum. Gidelim. O güzeldi ya bayım. Oynuyor. Tabii ben buradan çocuk çıkardım. Hayır. Sen bir şöyle şöyle yapacaksın hadi. Yanma demezler yanan adama. Yanıyorum ben de. Kızım kıvırsana şöyle. Nasıl? Ben senin kıvırmanı beğenmiyorum, sen benimkini beğenmiyorsun. Bu, hayır, ya, bu güzeldi, bu güzeldi. Yap. Çok güzel. Ama be, bak bir şey söyleyeceğim. Koca beni boşarsa çocuğumu alır gelirim. Küpesiz, solist mi olur küpesiz? Gel şuraya. Ben bu solistik çok ağır geldi gel bana. Gel şuraya. Dur, bakayım. Allah'ım yarabbir alemin. Bari değiyor mu? Kazancı güzel bir iş mi yani? Olsa güzel. Olur mu? Aa, görmüyor musun güzelim evimi? Aa, bu ev senin mi? Evet. Aa, iyi günler. Allah'a gel, daha iyisin. Gel parlatıcısız da olmaz. Gel. Oy oy. Bu dudaklar böyle mikrofona değecek. Oy. Ben de hiç çok severim öyle şeyler. Arap dudağı gibi, Arap dudağı gibi olmuştur. Ha, ha. Yanıma dönmezler yanan adama. Hem çok güzel hem de çok dobra. Tuğba Ekinci yatak odasında nelerden hoşlanıyor? Az sonra Çat Kapı'da. Ver şu ellerini de. Onu ben sana sorayım hadi. Ben solist olduğum için ellerim var dayalı. Zaten. Yok mu şöyle janjanlı böyle sedefli medefli bir şey? Gel gel. Bu iyidir bu. Gel. Allah renge bak. Bunları sürüyoruz gerçekte bir demek ki. Bir günlüğüne solistsin. Bir günlüğüne, bak yeni program çıkartırlar bunlar. Bir günlüğüne solist olsanız diye. Olur mu? Olur. Bir tane bak, nasıl program fikri? Başkası yaparsa siz şahitsiniz sayın seyirciler, fikir benim fikrim. Şimdi bir tane az solist alacağız, bir tane böyle hevesli bir arkadaşı alacağız. Baştan aşağı yapacağız. Tamam mı? Gibi. Benim gibi böyle hevesli olacak. Çocuk doğurmuş. Ha, çocuk doğurmuş. Affedersiniz göbeği şey endamı yerinde. Vurur böyle. Kalçası burası oynadı mı böyle böyle böyle. Arkadaşlar. Arada bir düğmeye mi basıyor? Bir ses çıkıyor senden ama. İçi çekilir. Sayende. Ben böyle getirim. Tek yeter. Tamam, tek yeter. Yarım az solist. O zaman bir dahakine geldiğinde pembe yaparız. O dursun hep. Bu zaten bu hep benim aradığım hiç renkti. Çıkmasın, tamam. Bu benim hani hayallerimi süsleyen renk buydu. Buradan başka bir şey çıkar mı? Yani beni bu zaten böyle gördükten sonra daha ötesine gerek yok bence. Kendi niye bunları takmadın sen? Bunları dur demin bakayım. Yaymamış mıydık? Anlatmamış mıydık? Ay Allah'ım ya Rabbil alemin ha. Bunu da şöyle. Ha, senin şimdi salona gitmemiz lazım. Ondan sonra yan yana biz şarkımızı söylerken kahpe felek çık 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 ne felaket verdi başıma çık 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 evimden ayrıldım gözler kapalı yavrumdan oldum hey Allah'ım çık 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 acı bana çık çık. Bu ne biçim kafa ya, hiçbir şey yok. Ha, bu kafa, bu kafanın içi o kadar dolu ki bırak ayol. Ha, tamam. Şen pavyonu şen gülleri sevgiyle evet. Sundu. Normal halimize bir bürünelim geleceğiz canım. Hadi. Hem çok güzel hem de çok dobra. Tuğba Ekinci yatak odasında nelerden hoşlanıyor? Az sonra Çat Kapı'da. Like me mama shit. She a wine and tell rich. Big bottom a small waist. Yani erken oldu esasında. Öyle heyecanlanacak bir şey yok. Yatakta iki tane güzel kadın yatıyor diye. Çünkü daha erken. Burası onun yatak odası değil. Burası kimin yatak odası? Ay ben yoruldum.
Daha gidemem, yatak odasını görmem lazım. Senin o yani soyunma odanda o böyle siyah şeyler, göz bantları, ne bileyim kırbaçlar mırbaçlar varsa yatak odanda neler var onu merak ediyorum. Burada mankenler var, öbür tarafta görerek bakabilirsin. Ha bir, burada ona bir şey yapacağım, değineceğim. Bunlar nedir bunların hali? Ha? Bu, bunun gülü nereden çıkıyor? Bu çocuğun gülü nereden çıkıyor? Bunlar senin çocukluğuna inmemiz lazım. Bunlar neyi temsil ediyor? Aşkın bunlar, bu taçlı güzel, bu taçsız güzel. Bunlar güzel. Güzel. Erkek güzeli. Erkek güzeli. Bunlar da gülleri. Anladım. Bu daha sonra şey olacaklar. Aynı dönemin erkekleri. Bak bir kıyafetlerine. Aynı dönemin erkekleri de aralarında bir ilişki var gibi duruyor yani. Olabilir. He? Dur bakayım. Bunu o seslendir bakayım. Yoksa bu mu daha güzel oluyor? Seslendir, seslendir. Hadi seslendir. Yavrum ne haber? İyi lan bu kafa ne böyle? Bu benim tacım değil dur. Mi lan? Senin. Oğlum senin değil, senin değil oğlum benim. Emine dolaşalım mı? Bu sarışın değil mi bu şeyi görüyor Muhammed? Bilmiyorum. Bıyıklılar ama bunların yanına kız lazım normalde. Aa, yok boşver bunlar. Bilmiyorum senin o güzel kafandan neler geçiyor ve fakat benim ellerime zaten söylenecek hiçbir şey bulamıyoruz. Şimdi bu ışıkları... Sarışının neyi var? Esmerin tadı var. Bak dikkat et. Hangisi esmer sarışın, bunların? Esmer ama bir de esmer bize bak. Bize bak. Bir şey söyleyeceğim. Aşkım bu sana yakışır. Esmersin ya. Aşkım falan diyorsun. Al bu sevmiyorsun. Yani ne oluyor ben anlamıyorum. Eskiden olsa bunlar su götürürdü de artık su götürmüyor ya. Şöyle bir sevgilim olmadı. Şöyle bir sevgilim olmadı. Sen insanlarla ilişkilerde biraz zorluk çekiyor musun? Hep kendin konuştuğun ve karşı tarafı dinlemediğin için. Sen mi söylüyorsun bunu? Hayır hani böyle mesela yanlış anlaşılmalar falan oluyor bana mu? Bana dediler sen gelmeden önce onu öldür. Beni niye yapıp yap öldüm. Tamam yatak odasını hallederse bir şey söyleyeceğim. Olur mu yanlış anlaşılmalar falan? Barışalım barışalım. Bak hiç duymuyor farkındasın değil mi? Barışalım. Teşekkür ederim aşkım. Ama oluyor mu böyle yanlış anlaşılmalar falan? Ne? Yani şey yapıyorsun. Ama sen daha çok anlatmak istediğinin kaygısındasın hepsini değil mi? Hepsini duyuyorum da sen çok uzattığın zaman ben taşıya bitiyorum o an. İşime gelmiyor diyorsun. İşime gelmiyor. Hayır bir de böyle bazen şey yapıyorsun yani buna sanki. Buna zeki derlerdi. Bu ne zeki ya? Sana da zeki diyorlar ama işte. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Böyle Barbie bebekler ikisi de erkek. Göz bantları. Kadın öyle takılıyor yapacak bir şey yok. Birbirimizi yemememiz lazım. Şöyle yakışıklı zengin lazım değil mi? Sırf yakışıklı olmuyor. Zengin mi istiyorsun? Hem yakışıklı hem zengin. Bugüne kadar adamların parasını yemeyi becerebildin mi beceremedin mi? Neden? Gerek duymadım, kalmadı yani. İşler biraz gitti. Bir yerde bir yanlış var. Kadın eğer hani böyle bir seksapalitesini ön plana çıkartıyorsa eğer, o zaman bunu da bir işleyebilmeli gibi bir durum var esasında. Şey ya, sen niye benim işleyemedin? Yaşantımı çoğu insan biliyor artık. Yani televizyon, dergi, gazete, hemen hemen arkadaş çevrem, menajerlerim, ne kadar işte insan varsa bu kuruluşlarda çalışan hepsi biliyor. Ben kendime yakışan ve anlaşabildiğim insanlarla. Sen biliyor musun? Bilir daha dün gördüm. Biliyormuş ha. Kendime yakışanı çok severim. Ama o zaman bir yerde bir yanlış yok mu? Ya o kadar seksi olmayacaksın mesela? Çünkü ambalaj da bu işin bir parçası. Ama yurt dışında hiç görmüyoruz. Asolistin konun yani kolunda bir işte müteahhit ya da onlar zaten iyi yerlere gelmiş insanlar. Oradakiler yani, zaten yeterince çok para kazanıyorlar anladın mı? Ben ne demek ki kazanıyorum ki rahatım. Yani ben görmüyorum yurt dışında anlatayım. Ben sonuçta örnek almak zorundayım onları. Hakikaten yani yaptıkları işte çok iyiler. Tamam, bak, o kadar kendine şey odaklı ki insan bir arada çok çok yaşa der ya. Öyle bir hapşuru hemen gelmem. İstemiyorum böyle bir şey. Neyse, İnsan şöyle hapşur bak. O ne canım yapmacık. Peki sen adamla mesela birlikte olduğun adam şu anda neyini beğeniyorsun en çok? Birlikte oldu. Tamam. Yani biraz özel bir soru oldu ama. Saçlarını. Ay öyle saçları. Var mıdır yani adama bakıp da hani neresini seviyorsun falan. Aman kimisi ele bakar, kimisi ayağa bakar da. Mesela Harika Avcı zamanında şey demiş. Ne demiş? Dur bakayım. Ayağı kokmayan erkekleri beğeniyorum demiş. Bu kalabalık bir liste yani. Öyle olmaz. Abi erkek dedi de azıcık kokar ya. Ay sen. Hayır. Kadın pis seviyor. Yapacak hiçbir şey yok yani. Hayır. Ha, ne? Espri olsun diye söyledim. Diyorum işte saçları. Saçları olsun, sarı evet. Olsun. Saçları olsun böyle. Sarı olsun. Sarı fark etmez. Saçlar yani. Şöyle tutabileceğin saçları mı seviyorsun? Yele mi seviyorsun yani? Abi farkındaysanız her şey bir fanteziye gidiyor gel, yani. Gel. Bir de oyun. Gel. Bir fantazi bir oyun. Gel. Adamı bağlıyor, kırbaçı vuruyor. Ondan sonra bilezikleri taktırıp sonra bunlarla beraber yatakta oynuyorlar. Ben çözdüm seni. Hadi gel. Öbür odaya gidelim.